Koşu Kavaktur, İpek Yolu'nun izinde Özbekistan belgeselini sunar. Adım adım İpek Yolu coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Burası Hive ve Özbekistan, İpek Yolu'nun önemli güzergahlarından birisi. Harzim Şahlar ülkesi burası. Harezm beylerinin, Harezm hanlarının giydiği kıyafetle bu programı size sunuyoruz. Ve Hive'den bir devralen programında yine birlikteyiz. Hive, Harezmlere uzun süre başkentlik yapmıştı ve biz Harezm'in merkezinin bulunduğu, İpek Yolu'nun birleşme noktasının bulunduğu yerdeyiz. Burası Hive ve Hive ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntüleri elimizde, Hive Hanı'nın kılıcı, başımızda kalpağı ve cübbesiyle sunuyoruz. Hive'den devralen programı ile karşınızdayız. Batılıların şark meselesi diyerek küçümsediği ihtişamlı şark medeniyetini, Horasan medeniyetini ve Türkistan medeniyetini düşünüp bazen hüzünleniyor, bazen de heyecanlanıyoruz. İpek Yolu'nun izinde Türkistan coğrafyasında araştırma ve belgesel çekimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün Türkmenistan ve Özbekistan arasında bölünmüş olsa da bulunduğumuz tarihi Hive şehri çevresi, birçok kadim şehirlere ev sahipliği yapıyor. Merv, Cürcan, Köhne Ürgenç, Hive ve daha birçok tarihi şehirler bu bölgelerden geçen Amuderya, yani Ceyhun Nehri kıyılarında kurulmuş. ...2500 yıllık tarihi şehrin sokaklarında doyasıya dolaşıyoruz. Hive'de marangozlardan ipek halıya, çömlek ve çinicilikten el işine, sanatkarların iş yerlerini ziyaret ediyoruz. Rehberimizden Koza'dan ipliğe ipeğin serüvenini ve Hive ipliklerinin kök boyalarla nasıl renklendirildiğini öğreniyoruz. Halıcılık, Türk tarihinin çok önemli el sanatlarından birisi ve ipek halıcılık özellikle Türkistan coğrafyasında, Osmanlı coğrafyasında çok önemli. Hive'deyiz ve Hive'de ipek halı işlemelerinin yapıldığı bir el sanatları atölyesindeyiz. Halıcılığın nasıl yapıldığını, ipeğin nasıl çekildiğini ve nasıl ilmik ilmik işlenerek halıya dokulduğunu burada görmüş olduk. Halı atölyesinde geleneksel usulle halı dokuyan kızlarla söyleşi yapıyoruz. Hive'de İpek Halı Atölyesi'nde çekimler yaparken bir dünya markası olan Hereke İpek Halı'nın sahipsizliğini hatırlıyoruz. Keşke Hereke İpek Halıları için de bu tür atölyeler kurulsa. Hereke'de ipek halıcılık yaşatılsa. Hive'de kadim zamanların sessiz şahitleri, alim ve evliya türbeleri de bulunuyor. Göz alıcı çinileriyle Pehlivan Mahmut Türbesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Türbe görevlisi türbeyi bize gezdirip bilgiler veriyor. Evet.
Evet. Sanduka tümüyle çinilerle kaplı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا. Evet, türbeler önemlidir. Manevi tapu senedimizdir. Anadolu coğrafyasında, Horasan, Türkistan coğrafyasında, Özbekistan'da, Hive'de, İpek Yolu coğrafyasında ve Pehlivan Mahmud'un türbesindeyiz. Çok önemli hünerleri olan bu şahsın makamında bizi biz yapan değerlerin ruhu için sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Moğollar ve Cengiz Han, başkenti Hive olan Harzemşahlar ülkesini yakıp yıktıktan sonra devlet zayıflar. Ardından Selçuklular tarih sahnesine çıkar. Büyük Selçuklu Devleti'ne ev sahipliği yapmış Hive'de bulunan tarihi mekanları hissetmek insanı duygulandırıyor. Hive'ye veda vakti geldi ve akşamın o alacakaranlık kuşağında Hive'ye veda ederken tüm Türkiye'deki devralem izleyicilerini mutlaka Hive'yi görmeye davet ediyoruz. Hive'yi görmeden Türkistan'ı, Horasan'ı anlamak mümkün değil. Hive sizleri bekliyor değerli izleyenlerimiz. Sonbaharın ihtişamlı manzarası, sararmış yapraklar ve güneşin kızıllığıyla Hive şehrine veda ediyoruz. Tarihi İpek Yolu güzergahını takip ederek 40 kilometre yol gittikten sonra Ürgeç'e geliyoruz. Modern bir kent olan Ürgeç, adeta çölün ortasında yeşil bir vaha. Devlet binaları ve geniş caddeler oldukça etkileyici. Otobüsün penceresinden köylerin, pamuk toplayan insanların görüntüleri eşliğinde muhteşem bir nehre geliyoruz. Bizim Ceyhun Nehri olarak bildiğimiz, adı gibi kendisi de büyük bir nehir, Amuderya. Nehrin diğer tarafı Türkmenistan Devleti. Hive'den yola çıktık, İpek Yolu'nu takip ediyoruz. Ama muhteşem tarihimizin, medeniyetimizin anlatılıp söylendiği Amuderya sahillerindeyiz. Pamir ve Hindukuş dağlarından doğan 5200 kilometre yörük coğrafyamızda yol kat ettikten sonra Aral Gölü'ne dökülen Amuderya Nehri. Amuderya Nehri'nin birçok bölgesinde çekimler yapmıştık. Hatta Amuderya bir anlamda Beh Deryası, Beh Nehri de deniyor. Beh kültür tarihimizin önemli merkezi. Kutbetül Beh, Kutbetül İslam. Orada da çekimler yapmıştık. Ve şu an bir taraftan Amuderya'yı takip ediyoruz. Diğer taraftan İpek Yolu güzergahını takip ederek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Efendim, Özbekistan'dayız. Özbekistan'ın göbeği sayılacak yerde Amuderya Nehri'nin kıyısındayız. Biliyorsunuz Özbekistan Amuderya ve Siri Derya nehirlerinin arasında akmaktadır. Aral Gölü'ne dökülen iki önemli nehrin ortasında ve Karakum Çölü'nün tam ortasındayız. Buradan Amuderya Nehri'ni seyrediyoruz ve yolumuz Bukhara'ya doğru devam ediyoruz. Orta Asya'nın en büyük iki nehrinden biri olan Amuderya, Afganistan'ın Pamir ve Hindukuş dağlarının birleştiği yerde 4950 metre yükseklikteki kaynağından Aksu ve Penç Irmağı adı altında doğup batıya doğru akar. Kuzeyden Pamirvahan suyu, Kızıl Su, Kafirnihan ve Surhan, güneyden de Kökçe su kollarını alarak Afganistan'ın Kunduz-Belh hizasında kuzeybatıya döner. Bu dönüşten sonra kısmen çöller ve bozkırlar içinde herhangi bir kol almadan kuzeybatı yönünde ilerler. Sonunda Aral Gölü'ne dökülür.
2540 kilometre uzunluğundaki nehrin kıyılarında önemli yerleşim merkezleri bulunur. Amudarya Vadisi'nin büyük kısmı Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri ile Karakalpak Özerk bölgesinde kalmaktadır. Zaman içinde Amudarya Nehri'ni her millet farklı isimle anmış. Müslüman Araplar Ceyhun ve Belh Nehri, Türklerse ırmak anlamında olan Ögüz ve Öz adını vermişlerdir. Halen kullanılmakta olan Amudarya adı ise nehrin kıyılarındaki Amül veya Amüya şehrinden adını almıştır. Milattan önce 1000 yıllarından itibaren Amudarya Vadisi'ne Türk ırklarından gelen kavimler yerleşerek medeniyetler kurmuşlardır. İslam medeniyeti Türkistan coğrafyasına Belh ilinden Amudarya'yı aşarak girmiştir. Bundan dolayı Araplar Amudarya'ya Ceyhun adının yanı sıra Belh Nehri de demişlerdir. Amudarya'nın kuzeyine Mavera-ün Nehir adı verilmiş. 670 yılında bölgeye gelen ilk İslam kuvvetlerinin kumandanı Ashab'tan Hakem bin Amr el-Gıfari'nin Amudarya'nın suyunu içip şükür namazı kıldığı rivayet edilir. İslam medeniyeti Amudarya boylarında kendi kendine yayılmıştır. Hilafet orduları Türklerle anlaşarak 704 yılında Tirmiz yakınlarındaki Amudarya adasını almışlar ve kısa sürede Amudarya boyunca eski Budist merkezlerini birer İslam kültür merkezi haline getirmişlerdir. Amudarya nehrinden sadece su değil, Türk İslam tarihinin ihtişamlı geçmişi de akar. İpek yolunun izinde Buhara yolundayız. Her ne kadar haritalarda Karakum Çölü olarak anılsa da, rengini kırmızı kumlardan alan Kızılkum Çölü'nde sınır kapısından geçiyoruz. Bu sınır kapısı, Özbekistan içerisinde özerk bir cumhuriyet olan Karakalpakistan'a geçiş sağlıyor. Karakalpaklar özerk bir devlet olarak dış ilişkilerde Özbekistan'a bağlı, iç işlerinde serbest. Karakalpakistan topraklarından geçerek çölün ortasında mola veriyoruz. Evet, İpek yolunda yaya yürümek de var. Kızılkum, bir başka deyişle Karakum çöllerindeyiz. Ve çölün ortasında gidiyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Develer buralardan geçerler. Ve deve kervanları İpek yolu güzergahını buralardan takip ederek Çin'den Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidiyorlardı. Bu uçsuz bucaksız Amudarya kenarındaki Kızılkum ve Karakum çölleri. Asırlar önce İpek yolu kervanlarının günlerce süren çöl yolculuğunu modern İpek yolcuları olarak koşu kavak turizmle sadece bir günde tamamlıyoruz. Buhara'ya geliyoruz. İpek yolu üzerinde bulunan Buhara, Özbekistan'ın en önemli şehirlerinden biridir. Tarih boyunca Moğollar, Sasaniler ve Karahanlılara da başkentlik yapmış, Türk-İslam dünyasının önemli bilginlerinin yetiştiği şehir, kervansaray, cami ve medreseleriyle anılır. Buhara, İslamiyet'in Mekke ve Kudüs'ten sonra en önemli merkezleri arasında yer almaktadır.
Şehir stratejik önemini Kızılkum Çölü'nde bir vaha kenarında ve İpek Yolu Güney Güzergahı üzerinde olmasından almaktadır. Türkistan'ın manevi başkenti Buhara'da görülmesi gereken birçok yer var. Şah-ı Nakşibendi, Samanoğulları Türk Devleti'nin kurucusu İsmail Samani ve İmam Buhari türbelerinin yanında Erk Kale, Bala Havuz Mescidi, Ulubey Medresesi, Mir Arap Medresesi, İpek Yolu Anıtı, Hoca Nasreddin Heykeli, İpek Yolu Tarihi Çarşıları, görülmesi gereken diğer yerler arasında. Arkeolojik bulgular Buhara'nın tarihinin 2500 yıl olduğunu göstermekte. Şehir 1993 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilerek koruma altına alınmıştır. Buhara'da devlet koruması altına alınmış 700'e yakın tarihi ve kültürel miras niteliğinde yapı bulunduğunu öğreniyoruz. Ünlü Türk bilgini Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat-ı Türk'te Buhara ile ilgili şu bilgilere yer verir. Bu şehirleri Türkler yaparak adlarını kendileri koymuşlardır. Bu adlar olduğu gibi şimdiye kadar gelmiştir. Bu yerlerde Farslılar çoğaldıktan sonra Acem şehirleri gibi olmuş, bugün Türk ülkesinin sınırı Hazar Denizi ile çevrili olarak Rum diyarından ve Özçent'ten Çin'e kadar uzanır. Buhara, İslam dininin kubbesi anlamına gelen Kubbetül İslam diye de bilinir. Tarihi eserler ve medreselerle dolu taş döşeli yollar, iki ya da üç katlı binalar, farklı büyüklükteki kubbeler ve minareleriyle Buhara, geçmişle ilgili çok şey anlatıyor. Buhara sokaklarında gezerken bir zamanlar İmam Buhari, Şah-ı Nakşibendi gibi sayısız Allah dostu ve onların yetiştirdiği binlerce talebe gözümüzün önünde canlanıyor. Buhara'nın manevi merkezi Bahauddin Şah-ı Nakşibendi ve silsile-i saadatın 7 halkasından biri ve en önemlisi Bahauddin Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin türbesini ziyaret edeceğiz. Silsile-i Saadat'ın 7 önemli şahsiyetinin yaşadığı yer olan Buhara çevresinde Özbeklerin ifadesiyle 7 pirin türbelerini yılda 10 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor. 7 pirin isimleri şunlardır: Abdülhalik Goncduvani, Arifi Rigevari, Mahmudi İncirfagnevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmasi, Seyit Emir Külal ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Cennet anaların ayağı altındadır. Ana her şeydir. Anaya öf bile demeyin diyor. Ana çok değerlidir. Medeniyetimizde anaları temsil eden hanımların ismi hanımdır, sultanımdır. Bambaşkadır analar ve anaları gerçekten anlamak ve anlatmak gerekiyor. Hoca Ahmet Yesevi Diyarı, Türkistan coğrafyası, Buhara'dayız, ilim merkezi, bilim merkezindeyiz ve Şah-ı Nakşibendi önemli bir şahsiyet. Kültür tarihimiz, manevi tarihimiz açısından. Onun türbesinin bulunduğu yerdeyiz. Vasiyet ediyor. Önce anacığımı ziyaret edin. Beni ziyarete gelenlere vasiyetimdir. Sonra bana ziyaret edin diyor. Biz de önce annesini ziyaret edip ardından kendisini ziyaret edeceğiz. Buhara'dayız. Kasr-ı Arifan'da Şah-ı Nakşibend türbesini ziyaret ediyoruz. Bahauddin Nakşibend vasiyetinde önce annesi Bibi Arifan'ın kabrinin ziyaret edilip
daha sonra kendi kabrinin ziyaret edilmesini istemiş. Biz de bu vasiyete uyarak önce Şah-ı Nakşibendi'nin annesinin kabrini ziyaret ediyoruz. Türbenin hemen yanında bulunan tek katlı mescit, sade görünümüne rağmen ahşap sütunlar ve tavanındaki dekoratif ahşap süslemelerle ilgi çekiyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerin okuduğu Kur'an ayetleri insanı manevi bir dünyaya götürüyor. Rengarenk desen ve süslemelerle nakşedilen ahşap sütunlu revaklı avluda bulunan Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin kabrinin çevresi mermerlerle kaplanmış. Kabir etrafındaki ahşap mimarideki desenlerse göz kamaştırıyor. Avludaki havuzun yanı başındaki dut ağacının altındaki türbenin kitabesinde Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Altın silsilenin 15. halkası Muhammed Bahaüddin Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Nakşibendi tarikatının kurucusu, büyük mutasavvıf evliyadır. Hoca Bahaüddin Nakşibend, miladi 1318'de Buhara'nın Kars-ı Hinduvan köyünde doğdu. Asıl adı Muhammed'dir. Bahaüddin Nakşibend'in soy kütüğü baba tarafından Hazreti Ali'ye, ana tarafından Hazreti Ebubekir'e dayanmaktadır. Gençlik zamanında babasıyla kumaşa nakış yaptığı için ve hem de insanların kalbine Allah'ın aşkını nakşettiği için Nakşibend ismini almıştır. Bahaüddin ise dinin nuru anlamına gelmektedir. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, Hoca Muhammed Bobo'yu, Amir Seyit Kulal'dan, daha sonra Yesevi tarikatının ünlü şeyhlerinden biri olan Şeyh Kusam'dan ilim öğrenir. Ömrünün sonuna kadar Buhara'da yaşamış ve burada ölmüştür. Nakşibendilik günümüze kadar Türkistan, Anadolu ve Hindistan'a kadar uzanan çizgide en yaygın tarikattır. Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman. Buhara, 9. yüzyılın ortasından 10. yüzyılın sonuna kadar Samanoğulları devletine başkentlik yapmış. Samani devletinin yıkılmasından sonra Karahanlıların yönetimi altına girdi. 1220 yılında Cengiz Han'ın oğlu Çağatay, Otrar'ı zapt edip yağmalarken, bu sırada Cengiz Han da kendi komutasındaki orduyla Buhara'yı tamamen yakıp yıktı. 30 bin kişi katledildi. Bu olay tarihin gördüğü en zalimane hadiselerden biridir. Şehir tamamen yağma edilirken, insanlığın kültürel hazinesi sayılacak önemdeki eserler de tarihe gömüldü. Samaniler Devleti'nin kurucusu İsmail Samani'nin Buhara'daki türbesindeyiz. Orta Asya'da inşa edilen ilk türbe özelliğini taşıyan İsmail Samani Türbesi, gerek yapım şekli, gerekse kullanılan malzemelerden ötürü kendi sınıfındaki mimari biçiminin öncüsü olmuş. Samaniler Devleti'nin kurucusu İsmail Samani'nin türbesi, babası ve evladının türbesinin bulunduğu yer Cengiz Han tarafından yıkılmaz. Burası Türkistan coğrafyasının en eski tarihi eserlerinden birisidir ve 8. yüzyılın sonunda yapılmıştır. Bu alan tümüyle mezarlıktır ve mezarlar 1920'li yıllarda Sovyet yönetimi, Rus yönetimi tarafından buradan sökülüp başka tarafa götürülmüştür. Ve bu eser orijinal kesiyle halen hayatta. Buhara şehrinin merkezinde bulunan dört kapılı Sarrafan Çarşısı'ndayız.
Çarşının tam karşısında yer alan Orta Çağ cami mimarisinin önemli bir örneği olan Magoki Attari Camii, Karahanlıların 12. yüzyılda yaptığı bir eser. Caminin bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiş taş kapısı oldukça dikkat çekiyor. Kalyan Camii olarak tanınan yapı, eski Şehristan'da Poi Kalyan Meydanı'ndadır. Cuma Camii de denilen ilk cami, Batı Karahanlı hükümdarı Arslan Han tarafından 1121 yılında yaptırılmıştır. Buhara, ilmin başkenti, Türkistan coğrafyasının manevi diyarı, İpek yolunun önemli merkezi Buhara'dayız. Ve arkamızdaki bu minare, kalın minare Türkçe anlamıyla, bu minarenin özelliği özellikle İpek yolu kervanlarının Buhara'yı bulmasına yardımcı olan adeta bir çöl feneri diyebileceğimiz hem minare hem de zirvesindeki ateş yakılarak kervanların Buhara'yı bulmasına yardımcı oluyor. 12. yüzyılda ve Cengiz Han burayı yıkmıyor ve bu minareye kıyamıyor. Sadece Buhara'da 3 eseri yıkmıyor. Onlardan birisi de bu ve biz adım adım Buhara'yı sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Kala Camii'nin minaresi Orta Asya'da Moğol istilasından kurtulan birkaç yapıdan biridir. Minare bu ilk camiden günümüze kadar gelen orijinal Karahanlı minaresidir. Buhara'da bir başka noktadayız. Eyüp aleyhisselam adına izafeten Eyüp peygamber tarafından yapıldığı söylenen çeşme ve çeşmeyi ziyaret ediyoruz. Buhara kentinde Hazreti Eyüp'ün asasını yere vurmasıyla açığa çıktığına inanılan Çeşme-i Eyüp isimli kuyu asırlardır sırrını koruyor. İnanışa göre Eyüp peygamber Buhara'yı ziyaretinde şehirde kuraklık hakimmiş. Halk Eyüp peygamberden su istemiş. Bunun üzerine Eyüp peygamber dua edip asasını toprağa vurmuş ve ortaya Eyüp kaynağı olarak da bilinen işte bu su çıkmış. Buhara'da Rus işgaline karşı başlatılan direniş 1926 yılına kadar sürdü. 1923 yılında Buhara hükümeti tamamen Rus kontrolüne geçti. Halkın büyük bir kısmı Afganistan'a, geri kalanı da kırsal alanlara ve Özbekistan şehirlerine kaçtı. 1930 ve 1940'lı yıllarda da baskılar sebebiyle bir göç daha yaşandı. Buhara'nın nüfusu tamamen azaldı. Alim Han 1911-1920 yılları arasında Ruslar tarafından işgal edilen Türk Devleti Buhara Hanlığı'nı idare eden hükümdardır. Han tarafından yaptırılan yazlık saray müze haline getirilmiş. Sonbaharın ihtişamlı manzarası içinde sarayın bulunduğu bölgeyi geziyoruz. Bu saray Buhara'da o dönemdeki lüks ve israfın boyutlarını da göstermekte. Alim Han 1868'de Rus hakimiyetine geçtikten sonra vergi karşılığında iç işlerinde serbest bırakılıyor. Han 1917'de yanına ailesini de alarak Bolşevik Ruslardan kaçıp Afganistan'a gider. 1944 yılında Afganistan'da vefat eder. Buhara'da başka bir önemli noktadayız. Son Buhara Hanı'nın sarayının bulunduğu, yazlık sarayının bulunduğu yerdeyiz. Bugün ziyarete açık olan yazlık saray birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Buhara'nın son emiri, son hanı. Ark Kale, Buhara tarihinde inşa edilen ilk yapı kabul edilir. 20 metre yüksekliğindeki kale, geçmişte hem karargah hem de kentin emirlerinin sarayı olarak kullanılmış. İkinci inşasından sonra Cengiz Han'ın askerlerinin istilasında ciddi zarar gören kale, son şeklini ise 16. yüzyılda aldı. Özbekistan'ın önemli tarihi eserlerinden birisi de Erk Kale, yani Sultanlar, Padişahlar Kalesi ve kaleyi şu an ziyaret edeceğiz, kaledeyiz. İçindeki Mah Rus Çarşısı'nda ahşap bir caminin yer aldığı kalede ayrıca arkeoloji ve tarih müzesi de mevcut. Müzede, tarihte kullanılan elbiseler, günlük eşyalar ve askeri malzemelerin yanı sıra sikkeler, tablolar sergileniyor.
Müzede ayrıca Buhara Hanlığı, Uygur Devleti, Timurlar eserlerinin yanı sıra Moğol istilasını anlatan bölüm de yer alıyor. Ark Kalesi, UNESCO tarafından 1993'te Dünya Mirası listesine dahil edilen Buhara'nın en eski yapısı olarak biliniyor. Ahşap işlemeciliği ve kalem işi nakışlarıyla dikkat çeken Bolu Havuz Camisi görülmeye değer. 1713 yılında yapılan caminin son cemaat yeri 1917'de son haline getirilmiş. Camiden ayrı bir konumda olan minarede o dönemden kalma. Bolu Havuz'un önündeki yeşil alan ve cadde ise Buhara'nın kalbi diye nitelendirilebilecek Registan Meydanı'na açılıyor. Ulubey Medresesi 1417-1420 tarihleri arasında 3 senede tamamlanır. 2 katlıdır. Dikdörtgen planlıdır. 50 talebe odası vardır. Ulubey, kurduğu bu medresede bizzat kendisi ölümüne kadar matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Ulubey Medresesi karşısında 1652 yılında inşa edilmiş olan Abdülaziz Han Medresesi yer alır. Bir mimari toplumun altında bulunan bu iki medrese, yüzyıllar boyunca Asya'nın eğitim alması olmuştur. Kalın Camisi ve Kalın Minaresi ile aynı külliyede yer alan Miri Arap Medresesi, Buhara'nın tarihi ve kültürel merkezlerinden biridir. Medresede dünyanın en iyi din adamları yetişmiştir. Sovyet döneminde rejimin izin verdiği tek dini merkez olan medrese, bugün eğitim ve öğretime hala devam etmektedir. Buhara'da 1807 yılında inşa edilen medrese Çarminar, dört minareli medrese anlamına geliyor. Minarelerin turkuaz rengindeki kubbeleriyle dikkat çeken Çarminar, Buhara hanlarının yaptırdığı son medrese olarak biliniyor. Buhara anlatılmaz yaşanır diyoruz. Evet, sizler Buhara'ya gidemiyorsanız biz devralen farkıyla sizleri Buhara'ya götürüyoruz. Buhara Kapalı Çarşısı'ndayız. İpek yolu kervanları buralardan geçerken burada durup satışlarını yapıyorlardı, ticaretlerini yapıyorlardı. İpek yolunun önemli merkezlerinden birisi Buhara Kapalı Çarşı'dayız. Buhara pazarları da oldukça renklidir. Pazarda yer alan çeşitli el sanatları ürünlerinin yanı sıra Buhara'nın ünlü halılarına da rastlamak mümkündür. Taki Telpak Furuşan, Taki Zergeran, Taki Sarrafan çarşılarını dolaşıyoruz. Çarşının başka bir kapısı etrafında kafe, çay bahçesi ve restoranın bulunduğu havuzlu bir meydana Lebi Havuz kompleksine açılıyor. Özbekler Nasrettin Hoca'yı Türkler kadar benimsemiştir. Bu nedenle Lebi Havuz Meydanı'nda eşeğe binmiş Nasrettin Hoca heykeli bulunmaktadır. Ortadaki havuzun etrafında İpek yolunu temsil eden deve heykelleri bulunur. Meydanın hemen yanındaki Nadir Divan Medresesi'nin taç kapısı dikkatimizi çekiyor. Bu medresenin ilginç bir hikayesi vardır. Nadir Divan Bey ticaretin gelişmesi için bir kervansaray yapar. Timur Han ve diğer hanları davet eder. Burayı medreseye benzeten hanlar, hayırlı olsun, güzel bir medrese yapmışsın deyince, Nadir Divan Bey burayı hemen medreseye çevirir. Bugün kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bu tarihi binada, Koşu Kavak Turizm Firması Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Yakuboğlu'yla Özbek Milli Kıyafetler Defilesini birlikte seyrediyoruz. Koşu Kavak Tur, İpek Yolu'nun izinde Özbekistan belgeselini sundu. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları.
Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr